eylemler yapılmış, çadırlar kurulmuş, nöbetler tutulmuştur. Bizler Mersin'de nerede bir doğa alanı varsa orada yer almışız, herhangi bir siyasi parti gözetmeksizin tepki göstermişizdir. Ancak ne acı ki bu simge ağacın kurutulması biz doğa dostlarını da üzmüştür. Bu ağaca yapılan bu zulme de nereden ve kimden gelirse gelsin doğamıza karşı sorumluluklarımızın gereği sessiz kalmayacağız. Sevindirici olan ise ağacın yeniden yeşermeye başlamasıdır. Yetkililerin ve ilgililerin de ağacın yeniden canlanması için gereken hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Bu olaya sebebiyet verenlere Mersin Büyükşehir Belediyesi de sessiz kalmamış, ancak yapılan açıklama kamuoyunu tatmin etmediği gibi bizi de tatmin etmemiştir. İvedilikle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce gerekli araştırmaların yapılarak sebebiyet verenlerin en kısa zamanda cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu olaylara sebebiyet verenleri kınıyoruz ve bu olayın da takipçisi olacağız. Türkiye'nin dört bir yanında doğa katliamı yapan AKP iktidarı da bu ağaç katliamını fırsat bilerek yaptığı açıklama ve kınamayı da samimi bulmadığımızı, özellikle fırsattan istifade ettiğini de belirtmek istiyoruz. Toplumun tüm kesimini, tüm STK'ları ve tüm siyasi partileri doğa katliamlarının ve talanlarının karşısında birlik içinde olup beraber mücadele etmeye davet ediyor. Nerede bir doğa katliamı varsa orada her zaman olacağımızı kamuoyuna beyan ediyoruz. Diyoruz ki yaprağın yeşili, denizin mavisi, çocuklarımız bu renklerin varisi. Mercek Yönetim Kurulu adına Avukat Semra Kabasakal.